kıymetli misafirler, siz sevgili öğrencilerimiz. Bugün Türk tarihini adını altın harflerle yazdırmış değerli Türk büyüklerini tekrar yaşatmak ve anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı. Nene Hatun'un hayatı Beyza Yıldız. Tomris Hatun'un hayatı Elif Rana Zeybek. Toskop Aral İskender Rüzgar Yokuş. Halime Çavuş İrem Su Aydın. Aşık Veysel Mervan Ali Atabey. Cahit Arp Nisa Yalçın. Mehmet Akif Ersoy Elmira Zin Çoban. Satık Buğrahan Yusuf Taha Kalan. Yavuz Sultan Selim Enes Önal. Oktay Sinanoğlu Ecrin Bozkurt. Naim Süleymanoğlu Emir Efe Yaşar. Çete Ayşe Ayşe Diva Şahin. Seyit Onbaşı Ahmet Asım Yel. İbn Sina Hacı Miraç Yüce. Fatih Sultan Mehmet Reşit Türk. Metin Oktay Gökay Çakır. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sevgidear öğrenciler. Bugünkü şenliğimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben tarih yazan çocuklar Diyarbakır İl Koordinatörü Süleyman Açıkköz. Size Diyarbakır'da birazcık ne yaptığımızı ve ne amaçladığımızı anlatmak istiyorum. Bu projeye başlama sebebimiz çocuklarımız sanal kahramanlardan kurtulup özümüzdeki, kültürümüzdeki manevi değerlerimize uygun kahramanlarını tanıyıp rol model almaları için bu projeyi başlattık. Biliyorsunuz Diyarbakır zor bir coğrafya. Öğrencilerimiz kendilerini ifade etmekte zorlanabiliyorlar. Bundan dolayı bu tür şenlikleri Diyarbakır'ımızda bulunan ve ilkokul öğrenci sayısı 70'in üzerinde olan bütün okullarda yapmayı planlıyoruz. Ben bu sene cami ve Kur'an kurslarında çat kapı cami draması şeklinde Selahattin Eyyubi kılığında çocuklarımıza Selahattin Eyyubi'nin hayatını anlattım. 6 Kasım'dan sonra ise Diyarbakır'da bulunan bütün okullarımızda yaklaşık 400 tane okulumuzda çat kapı drama etkinliğimizi yaparak her hafta bir kahramanımızı profesyonel tiyatrocularımızla anlatacağız. Şu anda ben sizlere bir çat kapı drama örneğini gerçekleştireceğim birazdan. Sizlerin de akıllarında nasıl olacağı bir şema oluşması için. Şimdi gösterime başlıyorum. Evet çocuklar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sesiniz gürmüş. Bakalım daha gür çıkıyor mu? Selamun aleyküm. Aleyküm. Maşallah harikasınız. Beni tanıyor musunuz? Aleyküm. Çocuklar ben çok uzaklardan geliyorum. Tarihten geliyorum. Ben Kudüs'ün Fatih'iyim. Hiç adımı duydunuz mu? Evet, şimdi size kendimi tanıtmak için buradayım zaten. Adım Selahattin Eyyubi. Ve bir de benim lakabım var. Kudüs'ün Fatih'i diyorlar bana. Adımı altın harflerle tarihe geçirmiş bir sultanım. Eyyubiler Sultanıyım. Çocuklar biliyor musunuz? Kudüs bizim için çok önemli bir yerdir. Kudüs'ü hiç duydunuz mu? İsmini duydunuz mu? Harikasınız. Biliyorsunuz Mekke gibi, Medine gibi Kudüs de Müslümanlar için çok önemli bir beldedir. Ve ben orayı fetheden padişahım. Biliyor muydunuz? Şimdi size birazcık gençliğimden bahsetmek istiyorum. Ben de sizler gibi küçücük birer çocuktum. Annem ve babam eğitimime çok önem veriyorlardı. Ve iyi yetişmem için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biliyor musunuz ben tam 3 dil konuşabiliyorum. Arapça, Kürtçe ve Farsçayı konuşabiliyorum.
Ve bir de bir özelliğim daha var. Ben bir hafızım. Hafız ne demek bilen var mı? Evet. Harikasınız. Evet. Kur'an'ın hepsini ezbere bilene hafız deniliyor. Ben ayrıca hafızım. Bakın çocuklar, ne kadar çok özelliğim var değil mi? Sizler de bir gün benim gibi bir kahraman olabilirsiniz. Kim kahraman olmak istiyor, elini kaldırsın. Oo, maşallah. Harikasınız. Çocuklar biliyorsunuz, kahraman olmak isteyen herkes bence bir gün kahraman olacaktır. Çocuklar şimdi size Kudüs'ü nasıl aldığından bahsetmek istiyorum. Çocuklar biliyorsunuz Kudüs bizim için. Çocuklar Kudüs'e doğru yola çıkarken atlı birliklerden oluşan bir ordum vardı. Ve bir sözü söylemeyi hiç unutmuyorduk. Şimdi size bir soru soracağım. Biz her işimize neyle başlıyoruz? Duymadım. Her işimize neyle başlıyoruz? Evet. Çocuklar biz de yola çıkarken hep bismillahlarla çıktık ve Allah bize Kudüs'ü almayı nasip etti. Ve ben de adımı Kudüs'ün Fatih'i olarak tarihe yazdırdım. Evet, bu bir çat kapı dram örneği sevgili izleyenler. Tabii ki de bu İslami bir kahramanı canlandırdığım için rolümüz de böyle olacak. Kitaplarımızın arasında bilim adamları, kadın kahramanlarımız, sporcularımız da bulunmakta. Her hafta bir kahramanımızı çocuklara, profesyonel tiyatrocularımızla anlatmayı planlıyoruz. Şimdi ben sözü çok uzatmadan şenliğimizin başlatması için değerli hocamıza mikrofonumuzu vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi sahneye davet ediyorum. Başladığında bebeğim yeni doğmuştu ve Rus ordusu Osmanlı topraklarını ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bebeğimi köyde bırakıp savaşa katılmalıydım. Yavrum, seni bana Allah verdi. Allah bakar diye rahatlayıp bebeğimi köyde bırakıp savaşa katıldım. Savaş başlayıp bitene kadar görevimi yaptıktan sonra yuvama döndüm. Yuvama döndükten bir süre sonra 4 oğlum olmak üzere toplam 6 çocuğum olmuştu. 3 oğlum 1. Dünya Savaşı'nda şehit oldu. 1 oğlum savaştan sağ salim geldi. Ona kavuştuğum o günü hiç unutmuyorum. Birbirimize sımsıkı sarılmıştık. 98 yaşımda zatürreye yakalandım ve gözlerimi Erzurum'da yumdum. Çocuklar, size bıraktığım bu vatanı kimseye kaptırmayın. Size birbirinizden ayırmaya çalışanlara kanmayın. Elif, Rana, Zeybek arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Tanrısı Hatun. Dünyanın ilk Türk kadın hükümdarıyım. Alp Ertunga'nın torunuyum. Bana sakaların kraliçesi de derler. Tanrısı ismini hiç duymuş muydunuz? Öz Türkçe'de demir anlamına geliyor. Bakalım hikayem duyunca demir gibi kuvvetli bir kadın olduğumu düşünecek misiniz? Tuna ve Volga ırmaklarının arasında yaşıyorduk. Sizler gibi kentler işlerdik. Bu yüzden bize Bozkır'ın kuyumcuları da verilebiliyordu. Atatürk inler, balta, kılıç, ok, yay kullanmakta çok becerikliyizdir. Ama sanmayın ki
ders çalışmayı kendimizi geliştirmediğimizi, eğitim dünyada en önem verdiğimiz şeylerden biridir. Bu yüzden her birimiz birden fazla dil konuşabiliyoruz. Ama bizim büyük bir sorunumuz vardı. O da Persler. Bize durmadan saldırıyorlardı. Bir gün evlendim. Çocuklarım oldu. Çocuklarımı da benim gibi yetiştirdim. Koca ölüp tahtın başına ben geçtiğimde Perslerin başında ikinci Kiros vardı. Durum tehlikeliydi. Onlara karşı hazırlıklı olmalıydık. Tüm dağınık sakalar ordumu toplayıp güçlendirdim. Ama ben her zaman barıştan yanaydım. Mecbur kalmadıkça savaşmadım. Bu işten vazgeçmesi için ikinci Kiros'a bir mektup yolladım. Ne yazık ki mektup hiçbir işe yaramadı. Bize saldırmakta çok kararlılardı. Hava karardığı için savaşmadık. Ama Persler hiç durur mu? Bize bir tuzak kurmuşlardı. Ne yazık ki tuzak işe yaradı. Tuzak işe yaradı. Savaşta kaybettik. Ama bu onların yanına kalmazdı. Ertesi gün şafağın ilk ışıklarıyla uyanıp Turan taktiğini uygulayarak savaşta galip geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Okçuların piri olarak tanınırım. 15. yüzyılda İstanbul'da doğdum. Benim yaşadığım dönemde çocuklar at binerek, okçuluk öğrenerek büyüdü. Ben de arkadaşlarım ile yaptığımız oklar ile okçulukta yarışıp oyunlar oynardık. Güreş, kılıç savurma konusunda üstün bir yeteneğim vardı. Bu oyuncuları o kadar çok severdim ki her gün oynar kendimi daha çok geliştirirdim. 9 yaşında geldiğim zaman babam beni İstanbul'a getirip acemi olanlar kışlasına yaptırdı. Çünkü Osmanlı ordusunda yeniçeri olmak isteyen çocuklar öncelikle acemi olanlar kışlasına yetiştirilirdi. Ben de orada sıkı bir eğitim ve terbiye gördüm. O dönem Türk ordusunun en iyi okçularını yetiştiren Kemankeşler Ocağı'nda bir yarışma düzenlendi. Ben de bu yarışmaya katıldım. Orada herkes benden yaşça büyük olduğundan dikkatleri üzerime çekmişti. Yarışmaya binlerce insan izlemeye geliyordu. Heyecanla bekliyordum. Herkes yerine geçtikten sonra oradaki en yaşlı okçu olan Yıldırım Baba işaret verdi ve yarış başladı. Yarış boyunca Yıldırım Baba'nın gözleri benim üstümdeydi. Çünkü o da çocukluktan beri okçuluk yapıyordu. Ben de kendini görüyordu. Sıra bana gelmişti. Oku yapacağım alana geçti. Okun tozu dumana katan 846 metredeki hedefe saplandı. Yarışmanın üzerinden 2 yıl geçmişti. O sürede çok çalışmış, yaman bir güreşçi, kılıç ustası, okçulukta ise bu ölçünden bir savaşçı olmuştu. Okçu ocağının en küçüğü olmaktan ötürü adam dillerden ulaşıyordu. 1499 yılının Mayıs ayında padişahımız İkinci Mehmet İnebat'ın Memora'daki Venedik kalelerinin üstüne bir sefer düzenledi. Türk geleneklerine göre Kurt okçu özel olarak seçilirdi. Ben de bu okçuların ciddi bir hal aldım. Korkmuyordum. Aksine düşmana karşı da aslanıyor. Yurdumuz için savaşıyordum. Spiyansa Adası açıklarında 200 gemiden meydana gelen Venedik donanmasıyla karşılaştık. 28 Temmuz sabahı Büyük Deniz Savaşı başladı. Türk gemileriyle Venedik gemileri birbirlerine yaklaşırken Davut Paşa kaptan Tuşkun'da yanıyordu. İşlerinden bir tanesi yere atıp sürünerek gizlice sancak direğine ulaştığını gördüm. Davut Paşa haykırdı. Düşman sancağa saldırdı. Eğer sancak giderse askerin düzeni bozulur dedi. Orada Venedikli
sancağımızı kapıp denize atlamıştı. Oradan birkaç asalet tomer onu elime fırlatıp denize atladım. Hızlıca 3-4 kulaç atıp onu yakaladım ve elimdeki sancağı aldım. Çocuklar, siz de başarmakta ve kazanmakta başarmayın. Başarmak istediğin şey tüm cesaretinizle odaklandığınızda siz de yapacağınızı göreceksiniz. Toz koparan isminin Fatih'i, okçu başısı toz koparan İskender Paşa'nın yerden attığı oğlan hızından gelene türkmesinin Celal Paşa'da olduğunu biliyor muydunuz? Rüzgar arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Halime... Merhaba, benim adım İrem. Benim adım Halime Kocabıyık. Halime Çavuş olarak bilinirim. İstiklal Harbi'ne katılabilmek için kılık değiştirdim. Bu özelliğimle tanınırım. Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından. 1898 yılında Kastamonu'nun Duruçay köyünde doğdum. İsmi gibi dupduru, ahtaptı. Doğduğum köy. Gündüzleri masmavi, geceleri yıldızlar dolu bir göğün altında geçirerek büyüdüm. Savaş çıkınca dalgın bakışlar bıraktı. Gülüşmeler yerine dalgın bakışlar. Köyümüzdeki erkeklerin hemen hemen hepsi savaşa gitti. Ben de savaşmak istiyordum. Ama kadınları askere almıyorlardı. Ülkem için her fedakarlığı yapardım. Mehmetçik ile omuz omuza vermeliydim. Vatanım için erkek kılığına girmeye karar verdim. Saçımı erkek kılığına gibi kestim. Savaşa gittim ve de Zineb olduğu düşmanlar bomba atırmadan ağzından ayağıma şerefenler parçası düştü. Sevgili çocuklar, bu vatan kolay kazanılmadı, kolay da kaybedilmeyecek. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İrem Su arkadaşımıza teşekkür ederiz. Çalışmanın başında size ne dedim? Sessiz bir şekilde dinlememiz lazım. Ama bak, sahnenin içine girmişsiniz. Kaç kere uyardım sizi? Sessiz durmazsanız bak, oynamıyoruz. Kimse izlemeyecek. Hadi bakalım. İbreni kopardınız bak. Durmadınız o engel yerinde. Çocuklar, orayı terk et bakayım. Çıkın oradan. Ya bir izlemeyi öğrenin ondan sonra. Dağınık dağınık duruyorsunuz. Sahneyi boşalt, sahneyi boşalt. Sadece oyuncular gelecek sahnenin içine. Hocam!
Veysel. Asıl adım Veysel Şatıroğlu'dur. 1894 yılında Sivas'ta doğdu. Annem Gülizar Hanım, babam Ahmet Bey'di. Çocukluğum yemyeşil kırlarda koşup zıplayarak, çok sevdiğim kuzularımla oynayarak geçti. Sevgi dolu bir ailede mutlu ve neşeli bir çocuk olarak büyüdüm. 7 yaşımdayken o zamanlar çok tehlikeli olan çiçek hastalığına yakalandım ve tek gözümü kaybettim. Ardından aynı hastalıktan diğer gözümü de kaybederek tamamen görememeye başladım. Bana yardımcı olan tek dostum, biricik kız kardeşim Elif'ti. Bütün günümü kardeşimle geçirsek bile ben yine de kendi başıma ilgilenebileceğim başka bir şey daha arıyordum. Bu durumu fark eden babam bana bir bağlama hediye etti. İlk başta kendi başıma çalmaya çalıştım. Gözlerim görmediği için dünyayı duyarak anlamaya çok alışmıştım. Bağlamadan çıkan o güzel seslerin birbirleriyle uyum sallamaları ilgimi çekiyordu. Ve daha güzel şeyler çalabilmek için çok çabalıyordum. Bu gayretimi gören babam, yakın arkadaşları olan Çamçıl Ali ve Oğla Hüseyin'de ilk bağlama derslerimi almaya başlamıştım. Öğrendiğim türküleri çalıp söylemekten çok keyif alıyordum. Köyümüze birçok halk ozanı gelip giderdi. Onlarla birlikte Karacaoğlan, Aşık Sıfkı ve Aşık Veli Saz şairlerinin türkülerini çalıp söylerdi. Kültürümüzü ve değerlerimizi bu şekilde yaşatırdık. Ülkemi gezdiğim Sivas'ta edebiyat öğretmenliği yapan Ahmet Kutsi Tecer ile tanıştım. Kendisi beni köy enstitüsünde ilk kez düzenlenen Sivas Aşıklar Bayramı'na davet etti. Orada Atatürk için yazdığım türküyü çalıp söyledim ve çok beğenildi. Nahiye müdürü Ali Rıza Bey çok beğenildiğimden dolayı beni Ankara'ya göndermek istedi. Arkadaşım İbrahim ile yollara düştük. Yaya olarak Yozgat, Çorum ve Çamkırı'nın köylerinden geçerek 3 ayda varabildik. Arkadaşlar, siz de yapmak istediğiniz şeylerden vazgeçmeyin. Bakın, ben gözlerim görmediği halde bağlama çalıp türkü söylemeyi öğrendim. Siz de yapmak istediğiniz şeylerden vazgeçmeyin ve onları başarın. Vazgeçmeyin. Cahit Arf'ın hayatını anlatmak üzere Nisa Yalçın arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Cahit Arf. 1910 yılında Selanik'te doğdum. Selanik o zamanlar Osmanlı Devleti'nin en güzel şehirlerinden biriydi. Ben küçükken Balkan Savaşları'nın başlamasıyla ailem İstanbul'a geç etmeye karar vermişti. Böylece çocukluğumun geçeceği o güzel kentte doğruca keyifli bir yolculuğa çıktım. Disiplinli ailemde sevgiyle büyüdüm. Ve o zamanlar mahalle çocuk kavramı vardı. Bu yüzden ailem dışarıya çıkmama pek izin vermezdi. Ben de kağıttan oyuncaklar tasarlar, kendi oyunlarımı kendim yapardım. Zamanla ailenin üstün zekam dikkatini çekti. Ve eğitimime kat kat daha önem verdiler. İlk okulda 4. sınıfta matematiğe hiç ilgi göstermezdim. Dil bilgisini çok sever, resim yapmaktan büyük zevk alırdım. 5. sınıfı da İzmir'de okumaya karar vermişti ailem. 5. sınıfta matematiği çok severdim ve öğretmenimle karşılaştım. Artık aklımdan matematikten başka hiçbir şey gelmiyordu. Sürekli matematiği düşünür, matematikle ilgili araştırmalar yapardım. Zamanla ailemin ve öğretmenimin matematiğe ilgimi görünce beni Fransa'ya yolladılar. 3 yıl süren kursu 2 yılda tamamladım. Çalışkanlığımla 2 yılda tamamladım. Ülkeme döner dönmez Galatasaray Lisesi
hatırasını anlatmak üzere Elmira Zihin Çoban arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdum. Yazar, şair, fikir adım ve mütercimim. Hepinizin bildiği İstiklal Marşı'nın yazarıyım ben. Beni yakından tanımak ister misiniz? Babam küçük yaşta tahsil için Arnavutluk'tan İstanbul'a gelmiş. Zamanın profesörlerinden Mehmet Tahir Efendi'dir. Anlamazsam Buharalı olup fakata yerleşmiş. Bir aileden Emine Şerif Hanım'dır. Ne öğrendiysem kendisinden öğrendim. Sevgili babacığım, ilmi olan merakımı öğrenme isteğimden çok hoşlanırdı. İlk ve orta öğrenimi birinci ilgi tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmında yazıldım. Edebiyat dersinin dönemin en iyi hocalarında Malim Nacim verdiği bu okulda okurken babamı kaybettim. Artık evimizi geçirmemek zor oluyordu. Artık anneme yardımcı olmalıydım. Anlatmak üzere Yusuf Taha Kalkan arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben tarihteki ilk Müslüman Türk hükümdarı Satürk'üm. Hayat hikayemi öğrenmek ister misiniz? Babamın adı Bekir Aslan. Ülkemiz Asya Orta'da 841 yılında Türk devletiydi. Yaşına geldiğimde Müslüman oldum. Müslümanımı hiç kimse sevmedim. Yusuf Has Hacı Türk edebiyatına çok önem veren bir kişiydi. 25 yaşına geldiğimde Müslüman oldum. Müslümanımı hiç kimse sevmedim. Müslümanımı hiç kimse sevmedim. 25 yaşına geldiğimde de Müslüman olduğumu ilan ettim. Müslüman olmak herkesin düşüncemdi. Oğlum ne işin var bunun altında? Abi arkadaşlar. Arkadaşlar ben size miraslara baktım. Miraslarına sahip çıkarsanız siz de miraslara baktınız. Her zaman miraslarına sahip çıkın. Eskiden peygamberimizin hayatını hikayeleri anlattı. Öyle yapıldıkları anlattı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatmak üzere Enes Öral arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
ediyoruz. Sevgili öğretmenlerim, değerli arkadaşlarım, bugün size kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Benim adım Oktay Sınav oldu. Ben 1935 yılında İtalya'nın Paris şehrinde doğdum. Annemin adı Rüveyde Hanım'dı. Annem gazeteci ve yazardı. Babamın adı başkan Kovac Mithat Aşim'deydi. Biliyordum ki paylaştığım şey olan tek şey bilgidir. Başarılarımı aklımı ve gönlümü beraber kullanmayan beraber kullanmaya borçluydum. Annemin işlerinden dolayı Ankara'ya taşınmak zorundaydı. Ankara'da TV Yeniçeri Lisesi'nde 20 yaşındayken TV Yeniçeri Lisesi'nde ders vermeye başladım. 26 yaşına geldiğimde daha çözülmemiş matematik kuramını çözerek üniversite liseyi birinci sınıfla bitirdim. Liseyi birinci sınıfla bitirdim. 32 yaşında beni Amerika'ya çağırdılar. Amerika'da fiziki ve bilimi öğrendim. Ve ben fiziki ve bilimi öğrendim. 37 yaşındayken Cool diye bir ödül aldım. 39 yaşındayken de Japonya'da bir uluslararası seçimlerde bir ödül aldım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çocuklar. Arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Çocuklar biraz böyle açılın, bak bu kamerayı üzerinize düşer. Biraz açın, o tarafa geç, hadi bakalım. Küçük. O tarafa yanaş. Çocuğum bak kumanı kalmış. Dünyanın en güçlü adamı, son 100 yılın en güçlü insanı, dünyada kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldıran tek insan, o adam Naim Süleymanoğlu. Yanlış, bu kamera olsun. Merhaba arkadaşlar, benim adım Naim Süleymanoğlu. Çeperkırı lakabıyla tanınırım. Bulgaristan'a doğdum. Annemin adı Hatice Hanım, babam Süleyman Bey'di. Ben daha küçük yaşta sporla ilgilenmeye başladım. 15 yaşımda iki altın madalya alarak dünya şampiyonu oldum. 17 yaşımda kendi vücut ağırlığımın 3 katını kaldıran ikinci altıncı olarak tarihe geçtim. Spor hayatım boyunca 3 olimpiyat, 7 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu kazandım. 46 kere dünya rekoru kırdım. Spor hayatıma son verdim. Spor, dünya ünlü ten dergisinde kapatılacak tek Türk sporcuyum. Thank you.
Thank you.
okulun içine girmek zorunda kaldık. Öğrencimizi tanıyacağız. Adını öğrenebilir miyim? Hacı Miraç Yücel. Miraç'ım, harika bir gösteriydi. Sen hangi rolü canlandırdın? İbn Sina. Hangi sınıfta gidiyorsun? 3 mü 4 mü? 3. sınıf. Harikasın. Miraç'ım, İbn Sina'yı okudun, canlandırdın. Peki okuduktan sonra neler hissettin? Hayatında nasıl değişiklikler oldu? Anlatır mısın? İlk önce okuduğumda kendimi bir bilim insanı gibi hissettim. Bir anda bilim insanı gibi hissettim. Okuyunca kendimi bilim adamı gibi hissettim. Harikasın. Peki büyüyünce sen de İbn Sina gibi olmak ister misin? Bilim adamı olmak ister misin? Evet. Harikasın. Tebrik ediyorum. Şimdi Miraç'ın annesi de burada. Annesini de buraya çağırıyoruz. Buyurun. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevda, Miraç'ın annesiyim. Evet, çok güzel oynadı Miraç İbn Sina'yı. Benimsemiş de. Bu rolü canlandırırken siz Zevzon'a yardım ettiniz. Nasıl bir süreç geçti onu merak ediyorum. Anlatır mısınız? Çok güzel bir süreç geçti. Yani Miraç için çok faydalı bilgiler aldım. Onun ilerlemesi için çok güzel bir rol. Çok mutlu olduk. Evet, biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. İnşallah Miraç ileride İbn Sina gibi bir bilim adamı olacak. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle Miraç. Çok neşeli, çok güzel bir program oldu. Siz de öğrencilerinizi yetiştirdiniz. Bu süreci sizden dinlemek istiyorum. Yani çocuklara dramaları, ezberleri yaptırırken nasıl bir süreç geçti? Çok merak ediyoruz hocam. Aslında bu tür şeyleri düzenlediğiniz için biz size teşekkür ederiz. Çünkü bu tür şeylerin sık sık olması lazım. Çünkü çocuklarımız ilkokul çocukları olduğu için toplum karşısında konuşmayı, rollere bürünmeyi, bu tür şeyleri önceden öğrendiği zaman ileride hiç değilse çocuk hayatında daha kolay, toplum karşısına çıktığı zaman daha kolay konuşur. Bir de şuna vurgu yapmak istiyorum ki bunlar bizim çok değerli ülkemiz için çok değerli insanlar. Bu insanları ne kadar bilirsek o kadar iyi. Küçük yaşta çocuklara bu rolleri, bunların ülkemize ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü bizim ülkeyi çabuk kolay kazanmadık. Hani ondan dolayı bunları çocuklarımıza vermemiz lazım. Bunları öğrencilerimize, ülkemizdeki çocuklara ne kadar çok verirsek, bunun farkında olursa o kadar ülkenin kıymetini bilir, vatanının ne kadar değerli olduğunu farkına varır. Şimdi hocam bir de biz Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Şehit Giroğlu Okulu'ndayız. Yani Diyarbakır halkı birazcık daha işine kapalı, yani çocuklarımız birazcık daha girişimci ruhlu olamıyorlar. Biz de böyle şenliklerle aslında onların bu girişimcilik ruhunu, heyecanlarını, atmalarını sağlıyoruz. Sizin gibi değerli öğretmenlerimiz sayesinde de çocuklarımız iyi bir eğitim alıyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şehit Birol adına burada çalışan öğretmen olarak sizlere teşekkür ediyorum. Bizim okulu seçtiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet hocam. Teşekkür ederim.